Türk halk müziği şarkısı değil mi? Ne? Vallahi çok hoş görüntü değil mi bu ya? Herkese selamlar dostlar. Mehmet Topuz'un Kangal gösterisiyle girmek istedim. Şampiyonluk kutlamasına Kangal getirmişti kutlamaya. Öyle bir video. Ya ekranda gördüğünüz üzere 15 Ağustos'un hepsi fullendi dostlar. Verdiğim 5 tane mücadele var ve ekstra tercihleri hepsi başarılı oldu. Kazanç sağlayan herkese bereketli olsun. Diyeceğim tek şey bu. Bütün maçlarımız geldi. Birazdan göstereceğim yüksek mistimiz, ana kombinemiz, alternatif kombinemiz, teknimiz, canlılarımız. Yani bildiğiniz rekorları unutun diyorum ve giriş yapalım dedim. Full oldu dostlar. Değerlendiren herkesi tebrik ederim. Çok güzel bir giriş oldu bizim için de. Bakalım. Umarım kazançlarımız devam eder. Yüksek mislimiz vardı. Ben sadece bir adet yüksek misli verdim dün için. O bütün maçları yakaladık fakat bir tane yüksek misli verdim. Bu da güven meselesi. Marsilya maçına güveniyordum. Ki muazzam oynadı. 2-1 bitti. Maç uzadı. Marsilya da elendi. Ama yani 3-0, 4-0 olsa haklıydı Marsilya'nın. 1500 misli önerdim Marsilya'ya. Dedim ya burada bir kasa yönetimi yapıyoruz. Bu kasa yönetimi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ben. 1500 misli önerdim. Marsilya'da maçı kazandım. Maç sonu 1 olaraktan da rahat bir galibiyet oldu. Bence 90 artıda gol yemesine rağmen uzadı ya, elendi de maç genelinde rahat bir galibiyet oldu. Yüksek mislinin kasasına baktığımız zaman da derim ya burada bir kasa yönetimi vardı. Benim Ağustos ayında hedefim artı 10 binle kapamaktı. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Ligler yeni başlıyor. İlk haftalar kayıplar da olabilir, kazanç da olabilir. Şu an kasamız 7081 TL kar. Bu sadece net kar arkadaşlar. Derim ya benim Ağustos ayında hedefim yüksek mislideki arkadaşlara artı 10 bin üzerinde kar yapmaktı. Bakalım şu an 7081 TL'deyiz. Ki ya nazar değmesin. Şöyle masayı öpelim. Bir de bizim şeyimiz oldu bu. Gelir gibi yaparız gibi duruyor. Bakalım. Geçtim bunu da. Kombinelere baktığımız zaman da dün ana kombinemiz başarılı. Alternatif kombinemiz de başarılı. Ana kombinemiz Galatasaray'a 4.5 al. Marsilya'nın da kazanırıydı. 2-0-6 gibi orandan kazanmasını bildik. Galatasaray maçından 4.5 alt 1 yaparaktan da iyi kaçtık. Herkes oradan patlamış mesela. Biz kazanmasını bildik. Alternatif kombineye baktığımız zaman da Maccabi Haifa ile Bratislava'la maçı vardı. Ya evin kazanacağını biliyordum çünkü iyi oynayan bir takım. İsrail takımları buralarda iyi oynuyor. Rangers maçına da var olarak değerlendirdim. O da zaten başarılı oldu. Değerlendiren herkese tebrikler. Güzel kazançlar elde ederekten de devam ettik. Kombinelerimiz kazandı. Canlı maçlarda da aynı şekilde gruplarımızda zaten özellikle canlı oynayan arkadaşlar bizim editörlerimizi bir denesinler. Bir ay bir deneyin. Ondan sonra memnun kalmazsanız zaten üyeliğinizi de iptal edin. Paranızı da vereyim göndereyim öyle söyleyeyim. Canlı'da gerçekten başarı var. Yiğido Basket'te şov yapıyor. Hakan Canlı ve Çağrı ve futbol zaten şov yapıyor. Bir de ben varken zaten 4 kişi Canlı'yı estiriyoruz diyebilirim. Sizlere bir adet skor yarışması yapalım. Skor yarışmamız arkadaşlar Maribor Fenerbahçe. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Fenerbahçe burada bir rotasyonlu kadro ile çıkabilir. Bu rotasyonlu kadro nasıl olur, ne biter bilmiyoruz. Bakacağız. Maç günü göreceğiz. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Daha önce yapmış olduğum Galatasaray maç skoru kazanan da 1-0 biten mücadeleyi Buğra isimli arkadaşımız bildi. Tebrik eder. Bana Instagram üzerinden mesaj atarsa adres ekrandadır. Kangal Bey olaraktan da her türlü soru görüş öneri buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz dostlar. Instagram adresimiz burada, iletişim adresimizdir bizim. Şimdi geçelim. Dostlar bakın. Artı 300 like'ı görelim. Ben sizlere hafta sonu kombin önerisi yapayım. Bu videoya şöyle herkes yer izleyen şöyle bir beğeni butonuna basarsa bir de yorumlara emeğine sağlık, başarılar, tebrikler kardeşim. Bu tür yorumlar da bizleri motive ediyor. Yorum ve beğeni bırakırsanız ben sizlere hafta sonuna 2 günde kombin önerisi yapmayı düşünüyorum. Videoları da perşembeden veya cumadan hepsini atmış olurum. Herkese bol şanslar. Başlayalım. Yine hızlı bir anlatım yapacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Beşiktaş'ta Nefçibakü mücadelesi. Bu mücadelede dostlar kadroyu beklemek çok önemli bence. 1-0-5 gibi oran vermişler de bence 1-0-5'lik bir oran olmaması lazım burada. Çünkü Beşiktaş burada rotasyona gidebilirdik. Mücadele 3-1 gibi skorla kazanan bir Beşiktaş takımı var. Ben burada çok fazla gol beklemiyorum maç genelinde. İlk maçta aslında bir anda yani çok gollü geçecek gibi duran bir mücadele değildi. Ben burada Beşiktaş kazanır diyorum fakat 4.5 altında kazanır, 1.39'da oranı var. Eğer 1.39 oran bana yetmez diyorsanız da mücadeleyi 3.5 altında 1 yaparsanız da 1.82 orana kadar da yükseltmiş olursunuz. Fakat Beşiktaş kazanır ama mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. Ufak tefek kadroda da rotasyonlar olur gibi geliyor bana. Dinamo Kiev ile Aris mücadelesi. Kiev ilk mücadeleyi kaybetti.
Onu söyleyeyim ben sizlere. Yunanistan'da kaybetti mücadeleyi. İkinci mücadelede Romanya'da oynanacak arkadaşlar. Ukrayna'da oynanmayacak bu mücadele. Bükreş'te oynanacak sanırım. Dinamo Kiev'in kadrosu tecrübeli bir kadro. Ve şöyle söyleyeyim. Yarmolenko'lara falan bunları geçtim. Teknik adamı Lucescu. Lucescu'nun ne kadar deneyimli bir teknik adam olduğunu hem ülkemizde yapmış olduğu başarılardan kaynaklı hem de Ukrayna futboluna katmış olduğu başarılardan dolayı biliyoruz. Burada biraz tecrübe kazanır gibi geliyor bana. Ben Dinamo Kiev'in burada ilk maçta mağlup oldu. Turu geçer mi bilmiyorum ama mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. 1.53 gibi orandan doğrudan Dinamo Kiev'in galibiyetini aldım. Sizlere de galibiyetini öneririm. Maccabi Tel Aviv ile AEK Larnaka mücadelesi. Ya ben şunu söyleyeyim. Güney Kıbrıs ekibi bu AEK Larnaka. Ben üniversiteyi Kıbrıs'ta okudum, bitirdim. Bunu hep bahsediyorum. Ben orada maçlara da gidiyordum. İzliyordum da. Bunlar da geliyordu bazen hazırlık maçlara falan. Orada Mausa gücü falan bilenler vardır belki. Bazen bu Larnaka'nın maçına da gittim ben. Yani çok iyi bir kadroya sahip, iyi bir oyuna sahip olduğunu söyleyemem. İsrail'e gidip Tel Aviv'i izlemedim ama İsrail takımları bu yıl iyi. Yapmış olduğu transferler var. Bir 2-3 tane kiralıktan dönen isimler var. Çok fazla da yatırım yapmadılar. Fakat İsrail Ligi de gelişmeye başladı. Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv gibi isimlerle birlikte Avrupa'da boy gösteriyor. Ben burada sizlere önereceğim Tel Aviv'in burada kazanırı. İlk mücadelede zaten baktığımız zaman da 1-1'lik berabere gitti. Genel özetine baktığımız zaman da dengeli bir oyun. Belki bir adımla Tel Aviv daha öndedir. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Ben burada Tel Aviv'in doğrudan kazanmasını bekliyorum. Doğrudan yine mahsunu 1 veriyorum. Biraz oran yükseltmek isteyenler 1.5 üstünde 1 yaparsa bakın. 1.5 üstünde 1 yaparsa 2 katına çıkartıyor. Oranı 1.80'e kadar çıkartabiliyor. O yüzden burada değerlendirme yapacak arkadaşlar. 1.5 üstünde 1 bile yapma ihtimali var. Çünkü gelme ihtimali olan bir mücadele bence. Yine bir mücadele, yine bir taraf mücadelesi. İlk mücadeleyi oran nasıl düşmüş? Beyler bu maçın oranını yakalayın. 1.41'di. Direkt düşmüş. İlk mücadelenin özetini izledim. Ev sahibi çizmiş ki ev sahibi kendi liginde 4-4 ile başladı. 5-0, 3-3, 1-3, 1-4, 1'ler havada uçuşuyor. Gollü geçiyor. Şöyle söyleyeyim, deplasman bu maçta yani o taşı yapacak. Savunma yapacak. Ben burada evin yine galibiyetini bekliyorum. Oran 1.41'di, 1.34'e düşmüş. Yakalayın bu maçı. Bu maç gelir gibi geliyor. Çünkü oynanan oyun çok iyi. Deplasmanda da iyi oynadı. Berabere kaldı. Kendi evinde zaten ligde 4-4 başlayan bir takım var. Moralli. Moralli'yi geçtim. Evinde taraftar önünde burada bir başarı elde etme şansı varken rakip de kısmen zayıf. Doğrudan 1. Hiç beklemeyin. Hatta yanına da yazmışım ki ilk yarıdan da 1 olur yazmışım. 1.81'de bunun oranı var. Defterime öyle not almışım. İlk yarıdan da bir ev sahibi galibiyeti gelebilir. Hızlı başlayan bir ev sahibi var. Öyle not almışım. Maç sonu 1'i yapıştıralım. İlk yarı 1'de gelebilir. Midland'la Omonia mücadelesi. Yine aynı şekilde Kıbrıs Rum kesimi takımı bu. Midland zaten ilk mücadeleyi baskılı oynadı. İyi oynadı. Kazanmasını berabere bitti sanırım. Hatta mağlup oldu 1-0. Ne kazanması? 1-0 mağlup oldu. Midland mücadeleyi şöyle başlayacaktır. Etkin bir futbol oynayacaktır ki 1-0'lık mağlup olduğu maçın özetini izleyin. Midland'ın daha iyi oynadığını zaten göreceksiniz. İstatistik olarak da bunu görebilirsiniz. Midland burada hızlı bir başlangıç yaparaktan da ilk yarıdan evin atacağı bir golü aldım ben burada 1.39. Midland bence ilk yarıdan bir gol atar. İsteyenler de ilk yarı galibiyeti de yapabilirse oranı zaten 1.57'ye kadar da yükseltebilir. Ama ben Midland'ın ilk yarıdan bir gol bulmasını bekliyorum. Ludogorets'le Astana mücadeleyi. Ben Astana'yı da şeyde izledim. Zagreb mücadelesi vardı ya, elendiler. Şöyle tekrardan girelim. Zagreb mücadelesi vardı. İki maçta da mağlup oldu, elendiler Astana'yı. Orada izledim. Yani Ludogorets'te kısmen Bulgaristan ekibi Kazakistan ligine göre şöyle bir tık daha iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Takım olarak Ludogorets Astana'dan daha iyi. Astana ilk mücadele 2-1 gibi bir skorla kazanmasını bildi. Ama dediğim gibi orada yani geriye düşmenin reaksiyonu mudur bilmiyorum ama Ludogorets de orada etkin bir futbol oynamaya çalıştı. Ben burada Ludogorets tarafındayım. Ludogorets tarafı bence kazanır. Ama kazanırken de bu 4.5 altında biter gibi geliyor bana. 1.54'te onun oranı var. Yani taraf tercihlerine gidiyorum, biraz farkındayım. Ama bu şekilde kazanmasını beklediğim takımlar. Oyununa baktım. İlk maçlarda zaten yara almış, berabere kalmış veya mağlup olmuş takımlar. İkinci maçlarda evinde kazanmak için her şeyi yapabilecek takımlar. 4.5 altında biri 1.54 gibi orandan değerlendirme altına aldım bu maçları. Adana Demir'in mücadelesine geldim. İlk mücadele zaten 5-1 bitti sanırım. Yani iyi bir Adana Demir var. Şimdi bu Adana Demir burada rotasyona gidebilir kadroda. Ya bazı isimlere şans verebilir. Ne bileyim, Ason Balonga buraya gelmemiş. Antalya'ya gelmiş sanırım. Ya şöyle neyse, Nani mesela ilk 11'de oynayabilir bu maçta, anladınız mı? Kadroda rotasyon olarak 5-1 bitmiş. Fakat ülke puanı bizler için çok önemli.
Yine Adana Demir'in burada iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Ki ev sahibi de burada baskı kurmaya çalışırsa, ileri çıkarsa Adana Demir de arkada Yusuf Sarı falan oynarsa yine şov yapabilirler bunlar. Ben mücadelenin gollü geçmesini bekliyorum. Yine 2.5 üstü aldım. Bunun da oranı 1.44. Değerlendirecekler burada 1.44 gibi orandan 2.5 üst olarak doğrudan değerlendirebilir. Maribor'la Fenerbahçe mücadelesini aldım. Bakın bu maçta mesela kadro çok önemli. Nasıl bir kadro çıkacak? Eğer Fenerbahçe ideal kadro çıkarırsa maçtan 1-2 saat önce bu oran 1.25'e kadar düşer. Onu söyleyeyim. Fakat ben Fenerbahçe'nin burada forma yarışı olması kaynaklı. Ama aslında genel kadro biraz daha oturdu. Ne bileyim değişik isimler oynayabilir burada. Fred falan olmayacak bu maçta da. Yedeklerden ne bileyim Mert Hakan falan bu forma şansı bulacaktır. Deplasman atışı 2 golü aldım ben yine. Yine güzel bir kadro. En kötü ikinci yarı. Değişikliklerle birlikte Tadic Deko gibi isimler de girebilir. Deplasman 1.5 üstü sonra 1.38 tek tercih olarak aldım. İzlemelik, keyiflik. Maçın yayında Esport tamam. Aynen öyle. Benim mücadelelerim bu şekilde. 2, 4, 6 tam 8 tane mücadele anlattım. İdeal ve yüksek oranlardan. Genellikle ideallerden vermeye çalıştım. Dediğim gibi biraz taraf oldu. Fakat şu yönden yani ilk maçlarını izledim. Deplasman'da iyi oynamış fakat berabere kalmış veya mağlup olmuş. Kendi evlerinde bir reaksiyon gösterecektir. Maçı kazanmasını bekledi takımlar. Biraz taraf oldu. Taraf her zaman risklidir. Genelde goller kazandırır. Gol tercihleri daha benim hoşuma gider. Ama burada biraz taraf oldu. Şansımız bol olsun. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.